Merhaba arkadaşlar. Burası Akyaka Orman Kampı'ndan sonraki doğa severlerin ücretsiz olarak gelip yararlandığı, çadırlarını kurduğu, veya karavanlarını kurduğu bir alan. Size orayı tanıtmak istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar ücretsiz olarak orman kampları dışında Muğla bölgesinde alınabilecek yerler yok mudur? Yani biz kendi imkanlarımızla gidelim, herhangi bir ücret de ödemeyelim, fakat da güvenli bir şekilde de kalabilelim diye düşünüyorlar. Onlar için örnek teşkil etmesi bakımından bu videoyu çekeyim. Tabii ki bu bir aşk arkadaşlar, bir gayret, konforsuz bir alan. Bunu sevmeniz lazım, bunun zorluklarımıza katlanmanız lazım. Gezelim isterseniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabasını çekmiş bir arkadaş, dinlenmiş. Yine burada bir başka arkadaş da hayvanını çekmiş bir, sanırım çok uzun süre bir şekilde kalıyor burada. Çantalarını koymuş yine. Bir mülibüsü. Gördüğünüz üzere hayvan bir şekilde çevirmiş. Burada bir boşluk bulunmuş, hemen oraya çadırı koyulmuş. Yine bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde tamamen yerleşmiş gibi gözüken arkadaşlar uzun süre, yani birkaç ay burada kalan kişiler. Ama siz derseniz ki ben zaten o kadar uzun süre kalamam, benim o kadar müştemilatım yoktur derseniz, benim yaptığım gibi, işte buradaki arkadaşların yaptığı gibi böyle geliyorlar. Hemen basit çadırlarını açıyorlar, dinleniyorlar ve ondan sonra yollarına devam ediyorlar. Denizine girmek istiyor, denize giriyor. Her noktadan gireceğiz bir şekilde düşünmeyin ama neticede biraz önce başlangıç noktasını gösterdiğim yerlerden girilebilir. Botun, teknen, şişme, bot şeklinde olan şeylerin varsa bence işimizi görür. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bütün arkadaşlar küçük bir çadırla, macera sever olarak ülkemizin güzelliklerini de tanımak isteyip gezen insanlar. Tüpleri var, çaydanlıkları var, çadırları var, arabaları var. Bir de kocaman bir cesaretleri var. Görmüş olduğunuz gibi tavlayı bile getirmişler. Arkadaşlar söylediğim gibi bu alan Muğla Sakar'dan aşağı inerken Akyaka'ya döndükten sonra Akyaka Orman Kampı'nı geçip Akbük koyuna doğru ilerlerken sanırım 5-6. Kilometrede filan. Tamamen ücretsiz. Buranın tabii ki zorlukları var. Şimdi çöpleri buraya bırakmışlar arkadaşlar. Gelip alınmıyor mu derseniz alınıyor. Aslında
Buradan ziyade hemen girişte yine belediye çöp konteyneri de koymuş iki tane. Oraya doğru da gidebiliriz. Fakat oraya dökülmüş onu anlayabilmiş değilim. Tabii doğal olarak ücretsiz ve herhangi bir işletmenin sahip çıkıp işlettiği bir yer olmadığı için burada tamamen bizim gibi doğayı seven, tabiatı seven insanların yani bunları buraya atmaması gerekiyor. Hani derseniz ki belediye koymamış mı? Koymuş. Bakın arkadaşlar bu yolda şu ilerlediğim istikamet Akyaka'ya gidiyor. Evet. Bu istikamette Akbük Koyun'a gidiyor. Hani yol güzergahında da yine buna benzer küçük bulunabilir diye düşünüyorum. Tam dikkat etmedim ama tabi kampikler var ücretli. Hani kimseyi de yanıltmak istemem. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çöp. Ve buradan dün akşam belediye çöpleri aldı. Tamam, otlar biçilmemiş. Yerler düzeltilmemiş. Elektrik yok. Yani bu tür sıkıntılar ben gelemem. Derseniz zaten hiç tabiatla işiniz olmasın. Örneğin burası benim kalır çadır kamp yerim. Yani sen nasıl işini görüyorsun? İşte bu benim musluğum, deterjanım, yüz havlum. Dün akşam mesela buraya kadar hem şöyle şu görmüş olduğunuz alanda bir tane kirpi kardeşimizin yol güzergahına çöreklenmişim. O bana baktı, ben ona baktım. Döndü ve başka istikamete gitti. Ve böylece aramızda herhangi bir sıkıntı olmadı. Bu tür şeylerden ben korkarım derseniz zaten hiç gelmeyin arkadaşlar böyle yerlere.